Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, 6. dersimizde hâzihi görmüştük. Hâzihi bu demektir, bayanlar için veya dişi kabul edilen isimler için. Hâzâ veledun, bu bir oğlan, bu bir erkek çocuğu. Ve hâzihi bintun, ve bu bir kız çocuğu. Hâzâ mescidun, bu bir cami. Ve hâzihi medresetun, ve bu bir okul. Mescidun, eril kabul edildiği için hâzâ diyoruz. Medresetun dişi kabul edildiği için hâzihi diyoruz. Etun ilavesi yaparak bayanlar için kullanılan tabirleri oluşturmasını öğrendik. Mudarrisun erkek öğretmen, mudarrisetun bayan öğretmen. Bütün isim kelimeleri ya eril veya dişidir demiştik. Bunları tekrar bir gözden geçirelim. Hangileri eril, hangileri dişi olduğunu görelim. Erkekler için kullanılan tabirler doğal olarak erildir. İbnun, oğul kelimesinde olduğu gibi. Bayanlar için kullanılan tabirler doğal olarak dişidir. Bintun, kız, kız çocuğu kelimesinde olduğu gibi. Çoğu dillerde eril ve dişil olan kelimeler ezberlenmesi gerekir. Arapçada genelde çoğu dişi olan kelimelerin sonunda dişilik te'si vardır. Ennafizatu, pencerede olduğu gibi. Dişilik te'si olmadığı halde elkıdru, tencerede olduğu gibi görünüş itibariyle eril gibi görünse de dişi olan, dişi kabul edilen isimler vardır. Bunlar ezberlenmesi gerekir. Yani el-kıdru, tencere, dişidir. Görünüş itibariyle dişi bir kelime gibi görünmese de dişidir. Vücudumuzda iki tane olan organlar dişidir demiştik. Enfun, burun, eril kabul edilir. Aynun, göz, dişi kabul edilir. Li, aitlik ifade eder demiştik. Hâzâ li bilâlin. Bu Bilal'in, Bilal'e ait. Bilal'un, li geldi başına, un, in oldu. Li Bilal'in, Bilal'in, Bilal'e ait. Ve zâlike ve şu, li Hamid'in, Hamid'in, Hamid'e ait. Limen, kimin, kime ait demek. Limen hâze, bu kimin, bu kime ait. Limenil kitâbu, kitap, kimin, kitap. Kime ait? Burada men, yani elif lamdan önce limen geldiğinde bir geçiş harekesi olarak bir i alırız. Limenil kitabu şeklinde. Kitap kimin? Kitap kime ait? Eydan kelimesini görmüştük. Hâzâ cemîlun, bu güzel. Ve zâlike eydan cemîlun. Ve şu da güzel, yani eydan de da manası verir. Hâzâ cemîlun, bu güzel. Ve zâlike eydan cemîlun, ve şu da güzel. Son olarak da cidden kelimesini görmüştük. Hâzâ kebîrun, cidden. Bu çok büyük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.